İyi akşamlar, günden kalanlara hoş geldiniz. İlk durağımız Londra, Ceren Dilekçi Kösoğlu'yla Avrupa piyasalarında durum ne ona bakacağız. Ceren, yine aşağı yönlü bir kapanışa doğru gidiyor gibi görünüyor Avrupa piyasaları. Ne oluyor, ne bitiyor? Zeynep, evet, kapanışa yakın Avrupa borsalarında düşüş biraz daha hızlandı. Endekslerde kapanış rakamlarına baktığımız zaman kapanışa yakın Fransa borsası %1.6'lık kayıpla bugün başı çekiyor düşüşlerde. Alman DAX endeksi %1.2'lik değer kaybıyla işlem görüyor. İngiltere borsasında kayıplar biraz daha sınırlı, %0.8 seviyesinde. Bugün özellikle bankacılık endeksinde satışlar hızlanmış durumda. Bankacılık endeksine kayıplar %2'yi aştı Avrupa'da, %2.2 seviyesine ulaştı. Çünkü Fransız banka Societe Generale'in hisselerinde düşüş %13'ü aşmış durumda. Sabah saatlerinden bu yana sert bir kayıp var zaten Fransız bankanın hisselerinde. Bunun nedeni bankanın yeni CEO'sunun bankanın yeni stratejisini açıklamış olması. Ciddi anlamda önümüzdeki senelerde maliyet kesintilerine gidilmesi planlanıyor. Tabii bu planlar yatırımcıları memnun etmedi. Bu da hisselerde sert düşüşü beraberinde getirdi. Tabii onu teknoloji endeksi takip ediyor. Özellikle çip hisselerinde bugün düşüşler hızlanmış durumda. Avrupa'da teknoloji endeksine kayıplar %1.5 seviyesinde. Orada da küresel olarak aslında mesela baktığımız zaman Tayvanlı TSMC'den gelen açıklamalar sabah saatlerinde zaten görünümü bozmuştu çip hisselerine dönük olarak. Şirket tedarikçilerinin üst düzey çip üretim ekipmanların teslimatını ertelemelerini söylediği haberi gündeme geldi. Ardından Nordic Semiconductor 3. çeyrek için gelir tahmini düşürdü ve hisselerinde kayıplar %10'u aştı. Bu da yani her iki şirketten gelen açıklamalar bugün teknoloji hisseleri tarafında baskıyı beraberinde getiriyor. Bugün bu hafta baktığımız zaman tabii kritik olacak. Çünkü FED, Japonya, İngiltere Merkez Bankası kararlarında olacak gözler. Tabii bugün aslında ünlü ekonomist Rubini'nin Bloomberg televizyonuna verdiği röportaj önemliydi. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım döngüsünün artık sonuna geldiği varsayım yapılırken İngiltere Merkez Bankası'ndan da son faiz artışı bekleniyor bu toplantıda. Rubini ise Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası'na bir çağrıda bulundu ve faiz artırımlarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Çünkü Euro bölgesinin şu anda stagflasyonla boğuştuğunu ve bunu yenmesi için faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Tabii ABD'nin durumu Euro bölgesinden farklı. Çünkü şu anda Euro bölgesinde enflasyonun daha da hızlanma riski var ve büyümeye ilişkin görünüm çok daha karamsar. Keza İngiltere'de de aynı şekilde. Diğer yanda tabii İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri %5.75'e çıkarmasını beklediğini ifade etti Rubini. Fakat beklentilere baktığımız zaman 25 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var piyasanın bu toplantı. Hatta bugün City bir rapor paylaştı. Bu hafta gerçekleşecek faiz artırımıyla beraber İngiltere Merkez Bankası'ndan ek bir faiz artışı, yani başka bir faiz artırımı daha öngörmediğini söyledi. Piyasanın da beklentisi bu yönde. Diğer yanda tabii Rubin'in aynı zamanda ABD hisse senetlerine ilişkin tavsiyesi de var. Açığa satış tavsiyesine bulundu. %10'luk bir düşüş öngörüyor ABD hisse senedi piyasasında. Fakat diğer ülke borsalarında çok daha sert bir düşüş öngördüğünü açıklamış oldu. Önümüzdeki bu hafta aynı zamanda hem merkez bankaları patikasında aslında takviminde gündem yoğun olacak, hem de veri ajandası yoğun olacak. Çünkü yarın biz Euro bölgesinden enflasyon verisini alacağız. Ağustos ayı enflasyon verisi, orada akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle aylık bazda enflasyonda piyasanın beklentisi yaklaşık %0.6'lık bir artış yaşanacağı yönünde. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararını takip edeceğiz ve Cuma günü dönüp baktığımız zaman Euro bölgesinden Eylül ayı önce PMI verilerinde olacak gözler. Orada da aslında Ağustos ayında özellikle hizmetler PMI'de aktivite hız kesmişti. İmalat PMI'de yaşanan durgunluğa eşlik etmişti hizmetler PMI aktivitesi. Eylül ayındaki önce PMI verilerinde orada bir toparlanma yaşanacak mı? Piyasa bunu yakından takip edecek. Yoksa daha da sert bir düşüş mü görülecek PMI verilerinde? Bugün aynı zamanda Almanya Merkez Bankası Bundesbank 3. çeyrekte Alman ekonomisinde daralma beklediğini söyledi. Buna gerekçe olarak hem ülkede sanayi üretiminin son derece zayıf olduğunu, yani imalat sanayinin zayıf olduğunu ve diğer yanda şu anda hane halkı harcamalarında zayıf gerçekleştiğine dikkat çekti. Yani bu iki faktör nedeniyle 3. çeyrekte bir daralma beklentisi var diyebiliriz Zeynep.
Ceren çok teşekkürler. Ceren'in notlarını aldık. Stüdyoya dönelim. Ekonomist Vedat Özdan bizimle. Vedat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi Ceren uzun uzun Avrupa tarafını anlattı. Zaten oranın faiz kararını takip ettik ama bu hafta Türkiye, Amerika ve İngiltere'den merkez bankalarının kararlarını takip edeceğiz. Merkez bankaları haftası diyebiliriz. Amerika cephesiyle başlayalım. Hani çok yazılıp çizilen taraf şu ara orası. Şimdi bu sefer, bu kez pas geçilecek kanaati hakim. Şimdi Financial Times'da yer alan bir anketten de ben bir bahsetmek istiyorum size. Özellikle şimdi orada sormuşlar işte ekonomistlere, piyasa oyuncularına. Konut gibi sektörleri artan faizlerin çok fazla etkilemediği, buralarda hala alan olduğunu düşünenler var. Yine nötr faizin pandemi öncesine göre daha yukarı geldiğini tahmin edenler var. Ve bu durumda da hani kimi ekonomistler 5.75'ler 6'lara kadar gidecek bir süreç olabileceğini söylüyor ama indirimin de gelecek senenin 3. çeyreği ya da sonrası olabileceği öngörüleri var. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi konut yani şöyle söyleyeyim ABD için konuşalım önce. Hı hı. Yani orada hizmet sektörü enflasyonu, hı hı, problem. Mal enflasyonu da başını yukarıya kaldırmaya başladı diye konuşmuştuk enerji fiyatları, hı hı, nedeniyle. Hizmet enflasyonunun da en büyük şeyi ağırlık aslında barınma enflasyonu. Yani barınmanın şey içerisinde CPI içerisindeki ağırlığı %32-34 gibi bir şey. Bizden farklı. Yani bizde mesela %25'tir gıdanın ağırlığı. ABD'de %7'lerde falandır ağırlık. Keza bizde mesela sağlık hizmetlerinin, tıbbi bakım vesairenin payı biraz daha düşüktür. Orada 7'lerde, 8'lerde. Dolayısıyla barınma enflasyonu şu anda ABD ekseninde konuştuğumuz zaman konut arzı yetersizliğinden kaynaklanıyor. Faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle yeni konut yapılamıyor. Yani konut arzı yetersiz kalıyor. Konut fiyatları pandemi öncesine göre %45 arttı. Kiralar da çok yükseliyor. ABD'deki şeyin barınma enflasyonunun hesabıyla Avrupa para bölgesindeki enflasyonun hesaplanma biçimi, yani kira ve vesairenin hesaplanma biçimleri biraz farklı, biraz teknik ayrıntı ama ABD'de hem ağırlık daha fazla hem oradaki hesaplanma biçimi biraz daha hizmet enflasyonunu yukarıya doğru tahmine yol açıyor. Emsal kira, ev dışında yapılan harcama, barınma ve vesaire harcamalar da barınma enflasyonu içerisinde ABD'de hesaplanıyor. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim, şu anda Powell'ın en temel problemlerinden birisi hizmet enflasyonu ve barınma enflasyonu %7.8. Çok yüksek. Enerji fiyatları da yükseldi. Onun da yıllığı %10'un üzerinde. Dolayısıyla ne bileyim mesela mal enflasyonu şeyden sonra pandemi sonrasında açılma dolayısıyla yavaş yavaş düştü. Biraz stoklar yapıldı, şu oldu, bu oldu falan. Fakat o stoklar da yavaş yavaş artmaya azalmaya başladı. Dolayısıyla daha böyle ne bileyim ABD ekonomileri iyi geliyor, şey verileri iyi geliyor, perakende satışlar, sanayi üretimi şu bu geçen hafta böyle canlı bir talep var. Dolayısıyla mal enflasyonu da biraz yani tarım emtiaları dışında bütün emtia fiyatları yükseliyor. O da ABD'de, Avrupa para bölgesinde, İngiltere'de, bizde de mal enflasyonunu arttırıyor. Şimdi hizmet enflasyonuna baktığımız zaman söylediğiniz gibi konutta gidilecek alan var derken ne kastediliyor bilmiyorum. Konut fiyatları çok yükseldi. Çok da düşmüyor fiyatlar. Şimdi bugün bir şey gördüm. 7.5'a yükselmiş. 7.6 galiba şeyde ABD'de mortgage faiz oranları. Fakat efektif mortgage oranı %3.5. Yani bu ne demek?
mevcut evler, kira ödeyen insanların ortalama şeyi, borguç faiz oranı %3,5. Yeni bir ev almak istediğiniz zaman %7,5 plus bir faiz ödemek zorundasınız. O nedenle kimse evinde satmak istemiyor. Çünkü yeni bir ev almak için daha fazla borguç faiz ödemek zorunda kalacağım diyor. Bu faizden de talep olmadığı için kimse ev yapmıyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede orası problemli bir alan. Sürede uzadığı zaman faiz indirimleriyle ilgili beklenti süresi indiği uzadığı zaman oradaki problem de daha yerleşik hale geliyor. Öte yandan hizmet enflasyonunda tabii en büyük hizmet sektöründe en büyük maliyet unsuru açık ara iş gücü maliyetleri. İş gücü %5,5 artıyor. %3,8'e yükseldi işsizlik oranı. Biraz soğuma görüyoruz iş gücü piyasasında ama yani daha çok konuştuk işten çıkarmalar kaynaklı değil, yazın part time çalışanlar arttı, sivil iş gücü arttı diye. Öyle bir şey yok ortada. Dolayısıyla bana göre ABD ekseninde konut barınma enflasyonu ciddi problem. Yani iş gücü piyasasının sıkılığı da Powell'ın baş ağrılarından birisi. Peki o zaman patikayı nasıl devam ettirecek? Yani siz bu sefer pas geçeceğini düşünüyor musunuz? Sonrasına ilişkin bu uzun, yani daha doğrusu yüksek faizin uzun kalma seyri, vadesi ne olacak? İlk yani indirimi nerelerde beklemek lazım? Vallahi ben bu dezenflasyon meselesi olmadan tabii faiz indirimi gelmez. Dezenflasyon görmeden de süreyi öngörmek mümkün değil. Son iki haftadır okuduğum yorumlarda dezenflasyon mu, yeniden enflasyon mu, yani reinflation mı başlıklarını görmeye başladığımı güvenilir yorumlardan. Dolayısıyla böyle bir enflasyonun tekrar son iki aydır CPI yüksek geliyor. Artış başladı, %3'e inmişti, %3,7'ye çıktı tekrar. Çekirdek enflasyon da beklenti 0,2 idi, 0,3'e çıktı ama baz etkisi nedeniyle yıllıkta düştü. Şimdi piyasada şöyle bir şey var. Ya kardeşim, geçen sene Haziran ayında enflasyon CPI manşet 9'lardaydı. 3'lere kadar indi. Bir yılda bu kadar indiyse gelecek sene Haziran ayında belki Fed faiz indirimi yapar diye. Yani 3'lerden de 2'lere iner herhalde diye. Böyle bir iyimser beklenti var. ABD ekseninde tekrar konuşayım. Avrupa'ya da gelirim, bize de gelirim. Orada söylediğim bir kısıt var. Yani iş gücü piyasası. Şimdi Detroit otomotiv sektörünün kalbi. Orada iki problem var şu anda. Bir grev var. Yani doğru. Yüksek enflasyon dolayısıyla daha iyi yaşam koşulları talep eden bir işçi sınıfı var. Ve daha önceki iş gücü arzının çok olduğu yıllara göre şimdi pazarlık güçleri arttı. Hep sendikalaşmaya doğru bir ABD'de eğilim var. Dolayısıyla ikincisi de orada bir var. Hurricane, fırtına problemi var. Hiç bitmez zaten. Evet. Dolayısıyla bu da ciddi bir sorun. Yani iş gücü piyasası anlamında ciddi bir sorun. Kapanma gene kepenk kapama, hükümetin kepenk kapaması meselesi var. Borçlamanıyla ilgili sorun tekrar sıcak bir gündem olarak önümüze düşecek çok yakınlarda. Haziran ayında yükseltme kararı Eylül sonu gibi problemli olmaya başlayacak. Tekrar artacak mı, azalacak? Bu arada ABD'nin borcunun çok yükseldiğini gördük. Yani bu ihtimalle cumhuriyetçileri daha sert bir pozisyon almaya sevk edecektir müzakerelerde. Bunlar da moral bozucu. Öte yandan ABD ekonomisi de hakikaten sıcak yani. Perakende satışlar iyi geldi, sanayi üretimi iyi. Evet, bunlar da iyi veri gördüğümüz zaman Fed'in faiz artışı
bu şeyde pas geçme ihtimali %98 tam pas geçecek ama çok büyük ihtimalle Şahin konuşacak. Yani tek bir faiz artışı daha masada lafını belki böyle söylemese bile böyle anlayabiliriz. Dinamikler hani geçen hafta demiştik Nick Timiraos yeni bir şey tetikleme yapmaya gerek yok. Para politikası görevini yapsın diye bekleyeceğiz. Tamam belki bunu şey yapar, söyleyebilir. Biraz para politikasının görevini yapmasını bekleyelim. Çünkü Ceren de söyledi, Avrupa Merkez Bankası'ndan da aynı yönde açıklama geldi. Yani peak yerine yani faiz oranında zirve yerinde duration ne kadar süre yüksek kalacak tartışması üç merkez bankasından da aynı lafı duyduk. Ne kadar süre şimdi piyasa perspektifinden baktık ne kadar süre yüksek kalacak. Duration'a odaklandık diyorlar. Yani yüksek faiz oranı uzunca bir süre. Çok bu tema öne çıkarıldı. Yani dediğiniz gibi süre şimdi odaklanılan taraf. Evet bu süre bana göre yani Fed açısından hep sonbaharı biz çeyrek olarak düşünüyoruz. Sonbahar şeyde bitiyor. Kasım sonunda bitiyor. Aralık var. Aralık'ta da Fed toplantısı var. Aralık'ta da Fed'in faiz arttırma ihtimali bana göre var. Düşük bir ihtimal değil. Enflasyon söylediğim gibi tekrar yükselmeye başladı. Hard landing, soft landing, no landing tartışmaları var. Bu tartışmaya şeyde eski Hazine Bakanı Lawrence da katıldı. Yani herkes yumuşak iniş istiyor ama no landing, inişsiz bir şey perspektif de konuşulmaya başlandı. Yani para politikasının görevini yapmasını bekleyelim tamam diyorlar ama o enflasyon hiç %3'ün altına inmeyebilir ve tekrar hızlanabilir. Dolayısıyla hiç iniş olmayabilir. Bu petrol dinamikleri de konuş. Şimdi onu soracaktım. Orada da bir korku senaryoları tekrar yani, ortada. Bir de Vedat Bey şimdi no landing deyince şimdi zaten bu %2 hedefinden vazgeçilmesi gerektiğine dair de yazılan, çizilenler, bunu dile getirenler de var. Avrupa cephesi içinde, Amerika cephesi içinde. Yani bilemiyorum siz ne düşünüyorsunuz orada ama hani o hedefin biraz mevcut gerçeklerin uzağında olduğu, oraya takılıp kalmanın da işleri güçleştirdiği mealen yorumlarına da rastlıyorum ben. Evet, bunu daha çok eski IMF baş ekonomisti Blanchard diye Fransız kökenli birisi. O ilk başta o konuştu bunu. Hı hı. ABD açısından sonra Avrupa Merkez Bankası açısından da konuşuldu. Hemen konuştuk bu meseleyi. Guindos sağ kolu şeyin ECB'nin de kilit adamlarından birisi fiyat istikrarı tanımını değiştirir. Yani %3 enflasyona gittiğimiz zaman hani enflasyon nedir, fiyat istikrarı nedir bu tanım değişecek. Yani ve enflasyon beklentilerini bozarak aslında bu sefer %2 hedeflerken %3'e bile ulaşmak zorlaşabilir mealinde bir yorumla kesti bu tartışmayı. Peki o zaman petrol tarafını konuşalım. Petrolde korkulu senaryoları bir kez daha ele alalım. Şimdi tabii onun yaratabileceği özellikle Avrupa tarafındaki ve tabii ki sonra da bizdeki etkileri de bir nasıl öngörüyorsunuz, ne diyorsunuz? Şimdi bugün Dünya Petrol Kongresi var. Geç saatlerde sonuçları gelir. Suudi Arabistan Enerji Bakanı da konuşacak. Abdülaziz galiba, Prens Abdülaziz de konuşacak. Onun mesajları, sonrasında röportajlar, şunlar bunlar. Oralar biraz petrol piyasasıyla ilgili ciddi veri olacak. Fiyatlama davranışları itibariyle. Fakat şeyi görüyoruz, OPEC Plus, Suudi Arabistan ve Rusya arz kısıntısı taraftarı. Düşük fiyattan petrol arz etme taraftarı değiller. Son 3 haftada Brent %11 arttı. Geçen hafta sadece %3'ün üzerinde diyeyim. %3.1 galiba arttı. Yani çok hızlı bir artış gördük. Bu tabii enflasyonla mücadeleyi zorlaştıran bir şey. Yani ECB açısından da orayı biraz az pas geçer gibi oldu. %4'e çıkardılar onlarla politika faizini. 25 bas puan arttırdılar.
3 faiz oranı var orada. Refinance, evet. marjinal fonlama oranı diye 4.50-4.70 yaptılar. Orada da son faiz oran, faiz artışı uzunca bir süre burada dururuz, para politikası görevini yapsın diye bekleyeceğiz falan gibi şeyler söylendi ama ABD için söylediğim dinamikler Avrupa Birliği için de geçerli. Avrupa Birliği'nin ECB'nin avantajı şu, orada büyüme şeyi daha sorumlu. Yani ABD'de yani ekonomik aktivite daha canlı. Orada biraz Almanya dolayısıyla yani IMF'in G7 içerisinde tek küçülen ülkesi Almanya olacak tahmini tutacak galiba. Ceren de söyledi, 3. çeyrekte de Bundesbank iyi bir ekonomik görünüm beklemiyor. Dolayısıyla orada hani belki talep kaynaklı enflasyonda düşüş görebiliriz. Şunun bakın tekrar altını çizeyim. Bu söyleyeceğim şeyi aklımızda tutmamız lazım. Talep ekonomistler enflasyona genelde talep yönetimi perspektifinden bakıyorlar. Yani araçlar hep öyle. Talebi kısma, para politikasını kısma, maliye politikasında işte çok konuşulmuyor. Enflasyonla mücadele çerçevesinde çok acı reçete içilmesi gerektiği zaman konuşulan bir şey. Fakat dinamik daha çok arz kaynaklı. Yani biz arz kaynaklı enflasyon yaşadık. Pandemide de öyle. Tedarik zinciri, darboğazlar, şeyler, ulaşım problemleri, fabrikalar çalışmadı, oldu, bu oldu. Şimdi dinamik oradan çıkıldı, tamam, pandemiden kurtulundu ama şöyle bir şey var. Yani ABD ile Çin arasında, Avrupa Birliği, ABD ve Batı ile Rusya arasındaki problem dolayısıyla yani ticari ilişkiler, ikili ilişkiler, blok ilişkileri ve enerji diplomaside silah olarak kullanılmaya başlandı. Bloklaşma dediğimiz şey dolayısıyla IMF yayınlıyor bunu. Yani ülkelerin çıkardıkları mevzuatın dış ticareti kısıtlayıp kısıtlamadığına göre ülkeler itibariyle tasnifler yapıyorlar ve bunun sayısını yayınlıyorlar. 2019 yılına göre ticareti kısıtlayıcı ülke önlemleri, devlet önlemlerinde %300 artış var. 3000 tane sadece bu yıl itibariyle 3000 ticareti kısıtlayıcı önlem alınıyor. Niye? Bu işte EV savaşları, elektrikli araç savaşları, çip savaşları, enerji savaşları, ondan sonra ne bileyim yaptırımlar, şunlar bunlar. Bunlar hep ticareti trade distortion denilen, ticareti çarpıtma ve serbest ticaretten kaynaklı avantajları yok edici, verimlilik artışlarını yok edici uygulamalar. Tabii bu piyasa mantığından baktığımız zaman böyle bir işin boyutu da var. Dolayısıyla arz kaynaklı ve giderek daha fazla bu ticaret kısıtlamaları nedeniyle arz kaynaklı boyutu daha fazlalaşacak bir enflasyon sorununu talep yönetimi araçlarıyla çözmek zor olacak. Yani enflasyonu zaten pandemide böyle bir problem vardı. Arz kaynaklı enflasyon vardı. Talebi artırarak, para basarak, bilançoyu büyüterek onu arttırdık biz. Yani %2-3 arz kaynaklı enflasyon olacakken 5-6-10 oldu. Şimdi talep yönetimiyle biz arz kaynaklı enflasyonu çözmeye çalışırken bu sefer hani harder landing, daha zor iniş gibi ve belki de hiç artık %2 enflasyon hedefi hiçbir zaman görülmeyecek bir daha. Çünkü öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz diyebilirim. Gelelim bizdeki zorlu mücadeleye, bizdeki enflasyona, bizde tutturulmaya çalışılan enflasyon hedeflerine ve dediğiniz gibi para politikası yoluyla başta bir şekilde işte ne derler dizginlenmeye çalışılan, tabii ki yan adımlar da atılıyor, düzenlemelerde, regülasyonlarda hala gündemde, en son KKM'ye ilişkin regülasyonu takip ettik ve tabii ki Merkez Bankası'nın ne yapacağı merak ediliyor, özellikle son artırımın beklenenin üzerinde
gelmesinin ardından şimdi nasıl bir politika izleyecek, nasıl bir artırım mevzu bahis olabilir? Farklı, yani birbirinden hayli farklı tahminler var. Niye bu kadar farklılaşıyor size göre? Burada nasıl bir dinamik var? Ne yapması gerektiğine dair tahminler ne yapabileceğine dair objektif bir bakış açısıyla çatıştığı için tabii tahminler farklı çıkıyor. Yani bizim Merkez Bankası, FED gibi, ECB gibi bir veri ve ekonometrik analize dayanılarak, projeksiyon yapılarak, tabii onlar tabii ki yapılıyor da ama karar ona dayanmıyor sadece. Yani bir kur meselesi de var. Şimdi dolayısıyla bir de Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibinin faizle ilgili söylemleri, beklentileri, basına yansıyan temennileri var. Şimdi o çerçevede baktığımız zaman ben şimdi Merkez Bankası'nın bir kıskaçta olduğu düşüncesindeyim. Bu kıskaç daraldı bu hafta itibariyle. O da nedir? Şimdi bir defa döviz tevdiat hesaplarının TL'ye geçmesi, kur korumalı mevduattaki paranın TL'ye geçmesi isteniyor. Bunun için kurun biraz yükselmesi lazım. TL faizinin de yükselmesi lazım. Yani insanlar yüksek kurdan yüksek faize geçmesi lazım. Bunu yaptığınız zaman enflasyonla mücadelede başarı şansınız azalmış oluyor. Yani enflasyon düşük, enflasyona geçiş sürecini ötelemiş oluyorsunuz. 6 ay ise 8 ay, 9 ay, 1 yıl oluyor. Çünkü hem faiz yükseliyor hem kur yükseliyor. Sonra birdenbire düşüş olması için yabancının da gelmesi lazım. Yani faizi öyle bir yabancıyı çekip yabancıyı cezbetmek için faizi yükseltmeniz, kuru yükseltmeniz lazım. Hem yabancı gelecek hem döviz tevdiat hesabı TL'ye geçecek. Fakat faizi yükselttiğiniz zaman ki bugünkü piyasanın bu kadar reaksiyon vermesinin, borsanın bu kadar %3'ün üzerinde düşmesinin bir nedeni halka arzlar dolayısıyla insanların kredi alıp halka arzlara o saadet zincirine katılma işi. Şimdi faiz oranları zaten yükseldi aracı kurumlarda, yani verilen kredilerin faiz oranları yükseldi. Şeyde yükseldiği zaman sevgili Tuncay Turşucu'nun videosunda dikkat çekilmiş bir husus, çok istifade ettiğim bir piyasa yorumcusu. Arkadaşım aynı zamanda, o dikkat çekmiş. Çok yükseldi faiz oranı. Şimdi Merkez Bankası'nın da faiz oranını arttırması halinde oralardan bir miktar, yani aracı kurumlar, bankalar, şunlar bunlar, kardeşim ya teminat getir ya ise sat, pozisyon kapat türü bir şey olacak. Bu öngörüldüğü için biraz da bugün borsaya reaksiyon gelmiş olabilir. Dolayısıyla faizi arttırdığınız zaman borsayı çökertiyorsunuz. TL faiz oranı, mevduat faiz oranları yükseldiği zaman borsa bir süre acı çekecek. Şimdi tahvil faizleri yükselmeden yabancıyı neye getireceksiniz? Düşen bir borsaya mı? Enflasyon oldukça altında bir tahvil faizine mi getireceksiniz? Yani küçülmek zorunda olan bir ekonomiye mi getireceksiniz? Çıkmaz burada. Dolayısıyla şimdi bana göre makul bir faiz oranıyla ne şiş yansın ne bilmem ne yansın bir faiz oranıyla gidilecek. Sürpriz bir faiz artışı tekrar yapılırsa borsada sert satışlar. Makulden kastınız ne? Valla benim gördüğüm kadarıyla faiz oranının %35'in üzerine çıkmasına pek izin verilmeyecek gibi. Belki %30'a tamamlarlar, yani 2,5 bas puan. Peki. 250 bas. Şimdi yabancıdan söz ediyorken o zaman biraz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve onların temaslarını, özellikle ekonomi cephesini ilgilendiren temasları da biraz konuşalım sizinle. Şimdi yarın Global Katılımcılar Konferansı var. Buradan ne beklersiniz, ne öngörürsünüz?
Ya bu şeye özgü bir orta vadeli programı açıkladık. Yeni bir program uyguluyoruz. Yeni bir ekip var. Bu perspektifte yapılan bir toplantı değil. Yani bizim klasik beklediğimiz bir roadshow toplantısı değil bir defa. Hı hı. Bu 13.sü yapılan, hep Birleşmiş Milletler toplantısına genelde denk gelen, hı hı, Goldman Sachs ve Türk-Amerikan İş Konseyi'nin organize ettiği geleneksel bir toplantı. Söylediğim gibi 13.sü. Tamam. Oluyor. Dolayısıyla buradaki toplantıdan çok bir şey beklemeyeceğim. Daha önce İstanbul'da yapılan toplantıdakine benzer bir çerçeve çıkacak. Çünkü ondan sonra tamam Merkez Bankası ciddi bir faiz artışı yaptı ama iki tane %9'un üzerinde enflasyon gördük. Onun üzerine yaptı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın programa tam desteğini ifade edecektir. Mehmet Şimşek sunumu yapacak zaten. Yatırımcılar da bekle gör modunda izleme yapacaklardır. Şimdi genelde bu Birleşmiş Milletler toplantılarına gittiği zaman borsa olumlu tepki verir, kur düşerdi. Bugün tersi bir manzara görüyoruz. Yarının habercisi olarak da yorumlanabilir. Bunun da temel nedenlerini şöyle sıralayabilirim. Bir tanesi Halk Bankası'na yeni bir dava daha açıldı. Biz Halk Bankası, hani bu İsveç pazarlığı çerçevesinde Dünya Bankası'ndan kredi gelir, Halk Bankası davası düşer, o mesele ortadan kalkar diye beklerken Halk Bankası bir ceza davasıydı biliyorsunuz. Hı hı. Bu yeni dava hukuk davası, yani muhtemelen tazminat şubu falan çerçevesinde. Gerçi Halk Bankası'na tebliğ edilmiş bir şey yok ama Halk Bankası bugün %5'lerde bir ara, %5'lerde tam rakamı hatırlamıyorum ama %4'ün üzerinde bir kayıpla kapattı. O geçen hafta ABD, Rusya, Ukrayna savaşı ile ilgili Rusya için aldığı yaptırım kararlarına uymadığı gerekçesiyle 5 Türk şirketine ve bir Türk vatandaşına yaptırım uyguladı. Biz Sayın Cumhurbaşkanı bu program hani Türkiye yavaş yavaş yüzünü batıya çeviriyor falan diye programla beraber bunu telaffuz ettik. Hani olumlu karşıladık. Türkiye Avrupa Birliği ile yollarını ayırabilir gerekirse diye açıklama yaparak Amerika'ya gitti. Onun da biraz olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum. Perspektifi şaşırttı yani. Muhtemelen yarınki toplantıda bu da sorulacaktır. Öte yandan yani bilemiyorum şeyin hani İsveç NATO meselesi halen askıda duruyor. Gerçi, hı hı, Macaristan da onaylamadı ama o çerçevede bir Biden'la görüşme de ufukta yok. Genelde Biden'la görüşme, onunla görüşürken bir şakalaşma, tokalaşma, dokunma şeyleri, fotoğrafları ile piyasalar olumlu tepki verirdi. Öyle bir şey göremedik. Bugün Elon Musk'la onun kabulü sırasındaki görüntüler paylaşıldı. Dolayısıyla daha önceki Birleşmiş Milletler gezilerinde ABD ile ilişkiler düzeliyor perspektifi piyasaları bu sefer olumlu etkilemedi. Tersi yönde etkiledi diye düşünüyorum. Son iki dakikada bir de altın cephesini sorayım size Vedat Bey. Yani oradaki halihazırdaki durumu nasıl yorumluyorsunuz? Neden artmadığını düşünüyorsunuz? Artış neye bağlı sizce? Tabii bir de Çin tarafındaki, altın tarafındaki hareketlilik. Ya Çin'de şöyle bir durum var. Orada ben altın borsasındayken de izlediğim bir şeydi. Şangay altın borsası zaten bizim altın borsasına bakılarak kuruldu. Onların başkan yetkililerini de burada ağırlamıştım. Beni de çok güzel ağırlamışlardı şeyde, Şangay'da. Bu LBMA toplantılarının birisi orada yapılırken özel konuk olarak ağırlanmıştım. Çok yakından takip ettiğim bir konudur. Şeyde Çin'de altın Şangay borsası ile Londra'daki altın fiyatları arasındaki prim farkı, yani aradaki fark, fiyat farkı $40'lara kadar ulaşmıştı. Altın ithalatını yasaklıyor. Şu anda yuanın değer kaybından Çin Merkez Bankası rahatsız. Altın ithalatını yasakladılar, yani kısıtladılar.
Fakat altın talebi var. Gayrimenkul sektörü problem. Enflasyon çok yok ama gene de insanlar güvenli liman olarak altın talep ediyor. Biraz da onların sevgililer günü Eylül ayında. Festivaller şunlar bunlar düzenlenecek. Mücevher talebi dolayısıyla şey var. Biraz da Çin Merkez Bankası altın alıyor. Dünyanın en büyük altın piyasası orası, en fazla altın stoku da Çin'de. 2165 ton altınları var. Vedat Bey, çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Çok sağ olun. Burada noktalıyoruz. Ben birazdan 60 dakika için geri geleceğim Vedat Bey'i uğurlayıp. Hoşçakalın.